Sedef hastalığını tetiklediği bilinen faktörlerden hani en temeli özellikle de çocukluk yaş grubu için enfeksiyonlar. Özellikle de beta hemolitik streptokokun işte boğazda anjine neden olan mikrobun tetiklediğini biliyoruz. Ama hani bu her tabii ki beta hemolitik streptokok enfeksiyonu geçiren kişi de böyle bir şey olacak demek değil. Ama yatkınsa kişi gerçekten enfeksiyonlar genel olarak diyebiliriz tetikleyici rol oynayabiliyor. Bir başka hani belki bir sürü deri hastalığında rol alan tetikleyici faktör ise stres. Stres gerçekten hep duyuyoruz, biliyor, hastalar da biliyor. İttirici bir faktör oluyor sedefin başlaması. Ama şöyle bir genelleme yapmak yanlış. Hani illa her stres yaşadığınızda bu sedefte alevlenmeyebiliyor enteresan bir şekilde. Veya şunu söyleyebiliriz daha iyi örneklemesi açısından. İnsan hayatında tabii ki doğal olarak birçok stres yaşıyor. Ama sedef hastalığının 78 yaşında başladığı hastamız var. O zaman bu kişi hiç hayatında stres yaşamadı mı veya enfeksiyon geçirmedi mi? Tabii ki geçirdi ama işte o fark ne? O çok bilinmiyor. Ama biliniyor gerçekten stres bunu itirici bir tetikleyici bir faktör. Bir başka şey, onu belki hani başlatıcı diyemeyiz ama sedef hastalığı çok daha sınırlı olan alanlardayken kişi böyle çok yoğun kese yaparak, çok yoğun deriyi tahriş ederek sedef hastalığını alevlendirebilir. Bunu daha çok belki alevlendirici diyebiliriz. Bir başka faktör ilaçlar mesela. Sedef hastalığına yatkın olduğu bilinen, yatkınlık diye bir şey yok zaten hani belki de daha önce geçmişinde bir sedef atağı olup bir daha hiç olmamış olan kişi veya hiç şimdiye kadar böyle bir şeyi bilmeyen kişide de ilaçlar bazen tetikleyici olabilir. Bu ilaçlar arasında birkaç ilaç var ama hani bunları söylemenin çok da belki anlamı yok diye düşünüyorum. Yani lityum diye bir ilaç var. Sedef hastalığını bilinen tetikleyicilerden. Beta bloker dediğimiz tansiyon hastalığında kullanılan, yüksek tansiyonda kullanılan bir takım ilaçlar, o aileden çünkü bir tane değil bunlar, olan ilaçlar tetikleyici rol oynayabilir. Zaten ama sedef hastalığı varsa bir kişide bu ilaçların mümkünse tercih edilmemesi yönünde önerilerde bulunulur. Ama hani bu hastalıklar aman sedefi tetikler onun içinde kullanılmasın bu ilaçlar demek doğru değil tabii ki.